أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. Dualarımız var. Bundan önceki sayfada, bundan önceki bölümde 191. ayet-i kerimeden itibaren Rabbimiz bize kendisine nasıl dua edeceğimizi de öğretiyor. Bir sure boyunca olaylar yaşadık. Mevlamız bizi kah Bedir'de, kah Uhud'da tuttu. Medine ortamını yaşadık. Ehli kitabı, Yahudileri, münafıkları gördük. Müminler zaaf içindeydiler. Müminler dirençliydiler. Bunları da gösterdi Allahu Teala bize. Zihnimiz, kalbimiz böyle değişiklikler yaşadı. Son bölümde Allahu Teala Medine'de, o küçük ortamda, o minik şehirde yaşayan bir Müslüman olarak bana şöyle ufka doğru bakmamı sanki emretti. Oturduğum ortam basit, küçük bir yer. Ve fakat gözlerim gökyüzüne doğru döndü. Yıldızlarla dolu sema ve gece. Sonra gündüz, işte bulutlar. Sonra yeri seyredik, dağlar, ağaçlar. Koskoca bir coğrafya, bir arazi, bir dünya. Tüm bunlar Allah'a ait. Görkemli bir saltanat var önümde. Küçücük dünyada, minicik bir şehirde, etrafında dönen küçük insan. Kimisi Rabbinin ayetlerini ucuza satmış. Kimisi az bir dünyalık adına aldanıp gidiyor, kayboluyor kendi hayat ortamında. Kimisi putlarının önünde onları yüceltiyor. Kimisi yapmadığı şeylerle övülüyor, o da bununla seviniyor. Kimisi elde ettiklerini büyütmüş. Bunlar benim diyor, bana verildi. Böyle böyle hayatlar var. Ve bu beni üzdü, bu beni yordu. Bana ağır geldim. Mallarım, eşyalarım, sahip olduklarım ve duyduklarım, tüm bu eziyetler bana imtihan, bildim. Rabbimiz bunu bize böyle öğretti. Ama şimdi gözümü çeviriyorum. Gökler ve yer, bütün her şey Allah'a ait. Büyük bir saltanat, büyük bir hayat var önümde. Mevlamız bana ufukları gösteriyor. Yüreğim genişliyor. Dar bir mekandan ve küçük bir zamandan sıyrılıyorum. Mahpusluğum bitiyor. Ve olaylar, tarih, gelecek, her şey öldürüldü. Bu durumda ayaktaydım, sonra oturdum, sonra yattım, tekrar ayağa kalktım. Durumlarım değişti ama dilimde Allahu Teala'nın adı, onun sözü, onun kitabı, onu bana öğrettikleri. Zihnim onun varlık dünyasını tefekkür ediyor. Cismim burada ama gönlüm, kafam onun dediği noktalarda. Ve dilde ancak şu dua yükseliyor o zaman. Rabbim, sen bunları boşu boşuna yaratmadın ve ben boşu boşuna yaratılmadım. Seni tesbih ediyoruz ve seni tesbih etmek için varız. Ateşin azabından koru Allah. Ya Rabbi, sen kimi ateşe koyarsan o bitti, tükendi, rezil, kepaze oldu. Zalimler için bir yardımcı da bulunmaz. Ya Rabbi, bizi Rabbinize iman edin diye çağıran bir çağırıcının sesini işittik de ona iman ettik. Ama eksik, ama yanlış, ama bazı sıkıntılarla birlikte Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Eksikliklerimizi yok kabul et Allah'ım. Ve Rabbimiz ört hatalarımızın üstünü, görmezlikten gel, kapatıver. Ve bizi iyilerle beraber öldür. Ölümümüz böylece olsun. Katına böyle varalım, cennetine böyle girelim. Rabbimiz bize peygamberlerine vaat ettiğini ver.
ve bizi kıyamet günü mahzun etme. Sen vaat ettiğine verensin Allah. Bu duaları yaptık. İşte o noktada Mevlamız bize cevap veriyor şimdi. Ayet 195. Fessecabe lehum rabbuhum. Onların Rabbi onlara cevap verdi. Demek dualarımız cevapsız kalmayacak. Bize böyle dua etmeyi öğreten Allah hiç dualarımızı karşılıksız bırakır mı? Bize nasıl ne yapacağımızı öğreten bizi bulnutsuz, bunlarsız bırakır mı? İşte önümüzde cevap, işte önümüzde güzel karşılık. La udiyu amele amilin minkum min zekerin ev unsa. Diyor ki Rabbimiz, şüphesiz ki ben erkek olsun, kadın olsun, sizden amel eden kimselerin, çalışan, iş yapan kimselerin işini boşa çıkartmayacağım. La udiyu, kaybolmayacak karşılıklar. Ben şunu yapmıştım ama göremiyorum şimdi. Şunu elde etmiştim, şöyle salih ameller ortaya koymuştum ama karşılığı yok denmeyecek, kaybolmayacak, hepsi kayıt altında. Hepsi bir bir karşımıza güzellikle çıkacak. Koyun gibi yaptığımız ameller karşımıza büyütülecek, büyütülecek, koskocaman bir varlık olarak 10 katıyla, 100 katıyla, 700 katıyla çarpılarak gelecek. Amellerin, İş yapanların karşılığı mutlaka verilecek. Ama dikkat, içimizden amel edenler. Amele amilu minkum. İster kadın olsun ister erkek. Kadınlar kendi kadınlıklarıyla bir imtihan yaşayacaklar. Erkekler kendi erkeklikleriyle bir imtihan yaşayacak ve onun karşını bulacaklar. Ama neticede salih amel işleyecek Müslüman. Ve Rabbimiz şimdi onlar da söyleyecek bizlere. Ba'dukum min ba'd. Kiminiz kiminiz. Yani birbirine bağlı bir toplum. İşte böyle. Kadınlar ve erkekler. Üstünlük amelle alakalı. Güzel iş yapanlar ücretleri alıp gidecekler. Onlar şu yukarıda söylediğimiz gibi iyilerden bir sahip olan kimseler. Ebrar. Onlar da şu işi yapıyorlar. فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوذُوا ف۪ي سَب۪يلِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ Ve diyor ki Rabbimiz, içinizden hicret edenlerin ve yurtlarından sürülenlerin ve Allah yolunda eziyete uğrayanların, öldürenlerin ve öldürülenlerin, biz onların kötülüklerini, yaptıkları hataları, yolda yaptığı eksikliklerin üstünü örteceğiz. لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ Bununla da kalmayacak Allah-u Teala. وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ cennet. Onları cennetlere koyacağım. Rabbimiz böyle söylüyor. Onlar cennetlere girecekler. Hem de öyle cennetler ki tecri min tahtiyel enhar, zemininden ırmaklar akıyor. Ve bu sevaben min indillah, Allah katından bir sevaptır. Öyle özge, öyle özel, öyle hoş bir karşılık ki Allah katından geliyor. Sevabın içeriği söylenmeseydi, sadece Allah katından bir sevap verilecek onlara denseydi, bizim için bu muhteşemdi. Yani Allah katından verilecek bir nimet, bir hediye, bir armağan nasıl çirkin olabilir ki? Biz Allah-u Teala'nın bu dünyada bize verdiklerine hayranız. Bir de Mevlamızın bize sonradan vereceği ödüller, amelimizin karşılığı olarak verecekleri elbette muhteşem olacak. Ve Allah-u Teala bunları açıklıyor da. Özellikle iki noktada söylüyor. Bir, günahlarının üstü örtülecek, hataların üstü kapatılacak ve iki, onlar ırmaklar akan cennetlere konulacak. Bal, süt, şarap ve saf su ırmaklarına oluşan cennetlere konulacak. Ama ne yapmamızı istiyor? Amellerimizi bir daha ortaya koydu Rabbimiz. Özellikle parlayan ameller bunlar. Nedir? Allah yolunda hicret. Haceru. Göç ettiler. Muhacirlerin yaptığı şey. Allah yolunda mallarını, mülklerini, canlarını terk ettiler. Kafir hayat programından uzaklaşıp Müslümanca bir hayatı kurgulayabilmek için her şeyi bıraktılar. Ya da sürgün yediler. وَاُخْرِيْجُوا مِنْ دِيَارِهِ Belki onlar orada bir İslam'ı yaşama derdindeydiler. Tutunmuşlar, Müslümanca bir hayat kuracaklardı.
Ama ona izin verilmedi de yurtlarından uzaklaştırıldılar. Sürülüp çıkartıldılar. Ve uzu fi sebili ve Allah yolunda eziyete uğradılar. Bizlerin yaşanması gereken, yaşama ihtimali olan eylemler. İşte bu ameller boşa gitmeyecek. Demek ki Allah yolunda imtihana evet dediğimizde, ki Allah-u Teala bize bunu net söylemişti 186'da, deneneceksiniz demişti. İşte bu denenmenin içerisinde وَعُوذُوا fi sebil. Benim yolumda onlar işkence görecekler, eziyete uğrayacaklar, sözle, fiille acı çekecekler. Ve bundan dolayı da Allah yolunda çarpışacaklar. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا. Öldürecekler ve öldürülecekler. İşte bu ameller. Bunlar zorlu. Bunlar azme değer işler. Mevla'nın yolunda göğüs germemiz gereken hareketler. Müslüman bunu kabul ettiğinde, işte içimizden kadın ya da erkek bu tavırlarla tavırlandığında, bu ameller onda hayat bulduğunda, onların karşılığı, sevabı Allah katından olacak. Vallahu indehu husnü sevab ve sevabın, karşılığın en güzeli de Allah katındadır. Allah-u Teala amelleri en güzeliyle değerlendirir. Öyleyse la yagurranneke tegallubullezine keferu fil bilad. Şimdi bunları yaşamış bir Müslüman, hicreti yaşamış, yurdundan uzaklaştırılmış, Allah yolunda işkence görmüş, eziyetlere katlanmış, ölmüş, öldürülmüş ve benzeri savaşımlar yaşamış olan bir Müslümanın, kafir dünyanın görkemi, hareketliliği aldatmaz onları. Öyleyse sen de sakın kapılma diyor Allah-u Teala bize. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme söyleniyor. Bizim dünyamızda, bizim imanımızda yer buluyor. La yagurranneke tekallubullezine keferu fil bilad. Beldelerde, şehirlerde, ülkelerde, arazi üzerinde, yeryüzünde kafirlerin hareketlenmeleri, gidip gelmeleri, yer değiştirmeleri, görkemli bir şekilde oradan oraya tavırları seni aldatmasın. Bir şey zannetme onlar. Bir güç, bir kuvvet görme onlarda. Onlarınkini başarı diye değerlendirme. Ne yapacağım diye bir eksiklik hissetme kendinde. Meta'un kalilun. Az bir geçim. İşte böyle giderler, gelirler, yerler, içerler, belli bir hava yaşarlar. Az bir metaları var onların. Çünkü dünya hayatı zaten az bir geçimlik. Sümme me'vahum cehennem. Sonra onların durakları, varıp gidecekleri yer cehennemdir. وَبِئْسَ الْمِحَادِ. Ve o ne kötü bir yatak, ne kötü bir döşek. Girilecek yer mi orası? Allah-u Teala bizim fikriyatımızı düzenliyor. Kafirler konusunda, kafir dünya konusundaki yanılgılarımızın yeniden düzeltildiğini bu surenin özellikle son bölümde hissediyoruz. Bakın şöyle geriye doğru dönüverdiğimizde, Allah-u Teala öyle olmaz, böyle düşün dediği ayetler var sanki Efendimiz'e ve bize. Mesela 169. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتَ. Allah yolunda öldürülenleri ölü zannetme demişti Allah-u Teala Peygamber aleyhisselama ve bize. Demek ki başarı başka bir şey. Ölü diye değerlendirme onlar. Başkalarının ölüsüne benzemiyor. Evet. Ölüm var ama o ölünün durumu değişik. Allah-u Teala bize bunu izah etti. Bir başka ayet. 176. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. Şu küfürde yarışanlar seni mahzun etmesin dedi. Böylece kalbimde bir yanılgı var, bir hüzün var. Kafirlerin koşusu beni etkiliyor. Etkilenmiyorum şimdi. Kafir dünyanın koşusu, başarısı, oradan oraya gitmeleri beni hiç enterese etmiyor, kafaya takmıyor, hüzünlenmiyor. Bir başka ayet. Hangisi? 178. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُس۪ي۪ Şimdi kafirler bir şey zannediyorlar. Nedir o? Onlar bir vakit buldular, hayatı yaşıyorlar. Bunu kendileri için hayırlı zannetmesinler diyor Allah-u Teala. Ben de zannetmeyeceğim öyle. Ha, onlara bir süre verildi. Bir hayat yaşayacaklar.
Bu sürenin onlar için hayırlı olduğunu düşünme, onlar da öyle düşünmesindir. Yine ayet 180. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ Allah'ın bol ihsanından kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Ben de zannetmiyorum. Vay be, adamlara bak. Biz veriyoruz, bir dolu cep delik, cepken delik. Oysa onlar öyle değil. Adamlar vermediler, dünya kurdular, şirket kurdular, bir hayat oluşturdular filan. Onlar öyle zannetme. Allah yolunda harcama yapmayanlar başarılı zannetme. Onların parası ceplerinde kaldı, onlar kazandılar, öyle düşünme. Onlar için hayır değil. Bilakis bel huve şarrul lehum. Onlara şerdir ve kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Bu gibi ayetlerle Allah-u Teala bizim zihnimizi toparlıyor. Neyi nasıl düşüneceğimizi bize öğretiyor. Allah'ın ayetleri karşısında tefekkür ettik ve ondan önce de Allah-u Teala yine bizi uyarmıştı. Neydi o? 188. ayet-i kerimede şu لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا Böyle demiş Rabbimiz ve onların kurtulmayacağını da söylemişti. Yani getirdikleriyle sevinen ve yapmadıkları şeyler nedeniyle övülmekten hoşlananları kazançlı sayma. Onları azaptan kurtulmuş olarak da sayma demiştir Rabbimiz. Çünkü onlara elin bir azap var. Ve şimdi diyor ki Rabbimiz لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ Kafirlerin yeryüzünün dolanmalarını bir şey zannetme, bu aldatmasın seni. Yani güç gösterisi, kuvvet, evler, barklar, eşyalar, bir şey yok. Bu böyledir. İşte evvelkiler çok dolandılar yeryüzünde. Nice evler, binalar, yapı ve yapılanmalara girdiler. Sonuç helak. Müslümanlar için durum belli. Müslüman hedefini cennet kılmış kimsedir. Cennete yönelmiş insandır. Bu bakımdan Rabbimiz bize emrediyor şimdi. Bize öğretiyor şimdi. Kafirlerin dünyası cehenneme doğru kayan bir dünya. Meta'un kalil. Az bir hayat. Sonrası cehennem. Ne kötü bir. Lakin illezine tekav rabbahum. Rablerine karşı gelmekten korkan kimseler için, takva sahibi olan Müslümanlar için ise başka bir şey var. Lehum cennetun. Onlara cennetler var. Öyle güzel cennetler, öyle nimetler ki tecri min tahtihel enhar. Zemininden ırmaklar akıyor. Aynı sayfa içerisinde tekrarlanan cennet ifadeleri. Hemen iki ayet öncesinde Allah-u Teala kendisi uğrunda çabalayanlara neler vereceğini söylerken bunu söylemişti. Günahları örtülecek ve cennete konulacaklar. Hem de ırmaklı cennetler. Şimdi bize tekrar söylüyor. Eğer takva sahibi olursak, eğer Allah yolunda yürümeye kabul dersek, titiz bir Müslümanlığı tercih eder, günahtan, isyandan, şirkten zihnimizi, kalbimizi, hayatımızı temizlersek, o zaman cennet var ve öyle bir cennet ki tecrimi tahtiyel enhar. Zemininden ırmaklar akıyor, halidine fiha ve orada ebedi kalınacak. Çıkış yok. Dünya hayat az. Bitici, yok olacak, bir geçim. Ama cennet orada ebedi kalınacak. Ve oraya giriş o kadar harika ki, nüzulen min indillah. Allah katından bir indirmeyle, bir şölenle. Müslümanın oraya varışı, müthiş bir karşılama töreni, bir düğün, bir toy. Ve bu Allah katından gelen bir sevap. Allah tarafından verilen bir güzellik. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِلْاَبْرَارِ Ve Allah katında olan şey, ebrar için, Allah'a karşı güzelce bir hayatı kuranlar için daha hayırlıdır. Bir erdem bulmuşlar Allah'a yaşama noktasında, Allah'ın dinini uygulama konusunda. Böyle müminler için bu hayırlıdır, Allah katındaki daha güzeldir. Kafir dünya, ister ehli kitap, ister müşriklerden olsun, onlar basit dünya menfaatlerini tercih ettiler, dinlerini sattılar. Mümin için, İyilik sahibi olmayı tercih eden, bir sahibi olmayı tercih eden müminler için ise Allah katında verilenler daha hayırlıdır. Biz onları seviyor ve onları seçiyoruz. İşte Allah-u Teala da bize bunları müjdeliyor. Bununla birlikte, evet, evvelden beri bir İslam'ı yaşamış olan müminler de var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yetişince onun yanında olmayı tercih eden Müslümanlar da var. Ve inne min ehlil kitabi. Ehli kitap içerisinde şöyle kimseler de var diyor Rabbimiz. Ve
mevcut ehli kitabı bu noktaya çağırıyor. Ve bugünün kitapla tanışan biz Müslümanlarına da böyle olmayı sanki Rabbimiz emrediyor. Nasıl kimseler onlar? لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene iman ediyorlar onlar. Öncelikle bir daha anlayalım. Öyle kimseler var ki لَمَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ Allah'a iman ediyorlar bu kimseler. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ Size indirilen, yani Müslümanlara indirilen Kur'an'a da وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ Kendilerine daha evvel gelmiş olan kitap bölümlerine de, Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a, sayfalara da, bütün peygamberlere gelen çağrılara da iman ediyorlar. Bu Müslüman'ın tavrıdır. Allah'a ve Allah'ın gönderdiklerine iman ediyor. Tarih boyunca Allah-u Teala'nın insanlığa bir sesleniş oldu. Dini yaşama noktasında hayat programını oluşturacak kurallar gönderdi. Allah-u Teala'nın böylece hayata karıştığı bilgisini biz kabul ettik. İşte bu adamlar öyle adamlar. İman ediyorlar Allah'a, onun gönderilerine. Ve bunu yaparken de haşi'ine lillah, Allah'a karşı derin bir saygı içerisinde, huşu içerisinde, Rablerine karşı bir tavırları var yüreklerinde, boyun eğmişler. Zihinleri boyun eğmiş, kalpleri kafaları boyun eğmiş. Ne derse Rabbimiz kabul diyor. Tartışmaya açmıyorlar. Allah'tan gelen dini sorgulamıyorlar. O nasıl diyorsa öyle olacak. Ev, eşya, at, araba, sosyal hayat, bireysel hayat, kadın ya da erkek olmak, gece ve gündüzü geçirmek Allah'ın istediği şekilde olacak. Ve bunu bir derin saygıyla, bir edep, bir terbiye ölçeğinde, güzellikle, gözler, gönüller eğik, böylece Allah'ın karşısında huşu içerisindeler, mütevazi bir duruşla duruyorlar, saygı içindeler. Bundan dolayı da la yeşterune bi ayatillahi semenen kalila, bu elde ettikleri güzelliği, bu yüreklerindeki imanı, bu derin bilgiyi, bu derin saygıyı ucuz dünya payına satmazlar. Allah'ın ayetleri, Allah'tan gelen bilgi ve belgeleri az bir paya, semenen kalila diyebileceğimiz dünyalığa değiş vermez onlar. Allah korusun. İman, kitap sahibi olan insanların başlarına gelen en kötü işlerden birisi de dünyalık karşısında erimeleridir. Ve Allah'ın dinini net bir şekilde savunmaları gerekirken Allah'ın dinini satmayı tercih etmiş nice alimler görmüştür yeryüzü. Dini bildikleri halde bu bilgi onları amele ve huşuya sevk etmemiş, cennet yolunda olmak yerine dünyalık noktasında tavırlar ortaya koymuşlardır. Bu Allah'ın ayetlerini satmaktır. İnsanlar açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz, sözünü hiçe saymaktır. İşte bunlar öyle adamlar değil ama. Bunlar değişmediler dinleri. Ulaike lehum ecruhum inde rabbi. İşte onların da mükafatları Rableri katındadır. Allah-u Teala onların ecirlerini, ücretlerini tas tamam onlara verecek. Çünkü Allah, innallâhe seriyul hisab. Allah hesabı çok çabuk görendir. Ne vereceğim dediyse Allah onu verecektir ve Allah katından gelen nimet küçümsenemez. Ve bu onlara çok süratli bir şekilde çabucak ulaşacaktır. Böylesi Müslümanların varacağı yer ne hoş olacak. Öyleyse tüm bunlardan sonra 199 ayet dinlemiş Müslüman, bütün Ali İmran suresiyle yetişmiş kişi, ya eyyühellezine amenu diyor Allah-u Teala. Ey iman edenler! Kitaba baştan sonra evet demiş olan Müslümanlara bir seslenmiş. Bu surenin eğitimini kabul etmiş. Bu sureyle şahsiyeti değişen Müslüman. Ben müminim diyen adam. Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullah leallekum tuflihun. Kurtuluşun reçetesi. Felah nerede? Ne yaparsak kurtulacağız. Hemen bu günkü programımızın ilk ayetlerinde, ilk ayetinde Allah-u Teala bizlere ne yapacağımızı özel amellerle söylemişti. Hicret edenler, yurtlarından çıkartılanlar, Allah yolunda eziyete uğrayanlar,
Allah yolunda çarpışıp öldürülenler ve Allah yolunda bir savaşın içinde bulunan kimseler ve onlara cennet vardı. İşte bize Allah-u Teala bu özel amelleri söylemişti. Şimdi yeniden bize emrediyor. Bugünün müminleri. İşte tarihte böylesi hayatlar yaşandı. Böyle Bedirler, Uhudlar oldu. Bütün bunlarla birlikte sen ne yapıyorsun? Ey iman edenler, siz sabredin diyor Allah-u Teala. Direnin. Allah yolunda durma çabasında bulunun. Bu dikkat edersek suremiz boyunca bize emredilen şeydi. Uhud'da ve Hendek'te, mal karşısında, kadın karşısında, erkek karşısında, siyasi, sosyal, ekonomik tüm imtihanlar karşısında bizden istenen şey sabırdı. Ve zaten Rabbimiz hatırlayalım 186 demişti ki, فَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا Eğer sabreder ve takvalı olursanız demişti. Şimdi bize bunu emrediyor. Sabredin. وَصَابِرُوا Ve sabırda yarışın. Kafirler kendi hayatlarını gerçekleştirmek için, kendi küfürlerini oluşturmak için süratle mücadele ediyorlar. Bakın onlar nasıl koşuyorlar, nasıl müsabaka içerisindeler. Öyleyse onların kendi dinlerine sabırlarından daha ciddi bir sabırla siz sabredin. Allah'ın dinini uygulamak, sözü söylemek ve gizlememek noktasında ciddi bir çabanın içine girin. Direnin, sabredin. Varabitu ve sınır boylarında Allah'ın dinini yaşama noktasında gözü açık olun. Bekleyin, bekleşin. Varabitu, gözleyin. Ribat, yani sınır noktasındaki bir nöbet ya da Allah'ın rızasını kazanmak uğrunda Müslümanın gözü kulağı gönlü açık olmak. İşte öyle bekleşin. Vettekullah. Allah'a karşı gelmekten sakının. Takvalı olun. Eviniz, eşiniz konusunda. İşiniz, gücünüz konusunda. Para kazanma yöntemleri konusunda takvalı olun. Bedir'de takvalı olun. Esirlere güzel davran. Uhud'da takvalı olun. Yamuk yapan, yanlış yapan kardeşlerinize karşı güzel davran. Paraya pula tamah etmeyin. Dünya hayatı karşısında gevşemeyin gibi. Vettekullah. Bütün konularda Allah'ın sizden istediği bir şey var. Hangi pozisyonda olursanız olun, Allah-u Teala'nın bizden istediği bir kulluk var. İşte o tüm konularda Allah'ın istediği gibi olun da لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ola ki kurtulur, bağışlanır, merhamete uğrarsınız. Felah ancak bu amelleri düzgünce yerine getirdiğimizde bizim olacaktır. Suremiz Ali İmran bize hayat veren bir gerçek sundu. Allah-u Teala surenin başında bize kendini şöyle tanıtmıştı. Elif, la, mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah öyle bir Allah'tır ki kendisinden başka ilah yok. O hay, o kayyum, o diri, o etkin ve egemen. Nezzel aleykel kitabe bil hakkı musaddiqan lima beyne yedey ve enzelet tevrate vel incil min kablu hudel linnas ve enzelel furkan. Allah-u Teala kitabı indirdi. Hay Allah, diri Allah, hayat veren Allah, bütün hayat ve ölüm onun elinde. Ve Allah-u Teala hayat veren bir kitap yolladı bize. Kayyub olan Allah, bütün hayatımız boyunca, tarih boyunca Tevrat, İncil ve Furkan göndererek, Kur'an göndererek bizden ne istediğini söyledi ve şimdi de kitabın sonunda bizden ne istediğini söylüyor. Suremiz biterken de Rabbimiz bize diyor ki ey iman edenler sabredin, sabırlaşın, sabırlı olun birbirinize karşı da ve Allah yolunda bekleyin, bekleşin, dikkatli olun, gözünüz açık olsun, gönlünüz açık olsun, takvalı olun, titiz olun, böylece kurtuluş sizi bekliyor. Mevlamız kitapla dirilen ve bu surenin istediklerini yerine getirerek şahsiyetli bir hayatı yaşayıp Müslümanca ölen kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.